Maliyet hesaplamak burada evet yani insan unsurunu unutmak çok zor ama ekonomik olarak nasıl bir maliyet çıkar? İşin iki boyutu var ya da birkaç boyutu var ama bir fiziksel maliyet var. Yani bir servet kaybı, konutlar, iş yerleri, altyapıya yönelik işte havaalanları, yollar, ciddi bir inşa maliyeti var aslında kaybedilen. Bunlar içindeki donanım, eşyalar, teknolojik cihazlar gibi ciddi bir boyutu var. Bu bir servet kaybı, bunun yerine konması gerekiyor. Bir de tabii işin bunların kaybolmasıyla ve asıl insan kaybımızla katma değer. Yani o yılki o dönemde üreteceğimiz, gerçekleştireceğimiz katma değeri de ortaya çıkacak kayıp. İşin tabii esas ölçülmesi çok zor olan bir de psikolojik boyutu ve bunun yansımaları. Tabii ne kadar sayıda binanın hasarlı olacağı önemli bir unsur. Ama şu anda 10-15 bin bina deniyor. Muhtemelen daha fazla olma ihtimali yüksek. Hani kesin tespit edilen bildiğim kadarıyla 5-6 bin ama tahminen bildirilen 10-15 bin arası var. Artabilir. Geçmiş deneyler yani bu denli büyük aslında felaketlerin ülkelere getirdiği maliyet gayri safi yurt içi hastalarının yaklaşık %10'ları civarında olabiliyor. Ben de çok kabaca bir hesap yaptığımda aslında tabii bu ne kadar binanın ve altyapı tesisinin zarar gördüğünün tespitinden sonra ortaya çıkacak ama çok kabaca bir 20 bin, 30 bin binanın hasarlı olması gibi bir öngörüyle hareket ediyorum. Daha fazla da olabilir maalesef. Muhtemeldir bu da. Bir 45-50 milyar dolarla 80-90 milyar dolar arası bir yerlere doğru tırmanabilir bu.